Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevin sayfa 99. Bu kısım müellifin kendi Türkçesidir. 1339 tarihinde 1339 ne yapar? 1940. Bin bak, 1339. Size belki böyle pratik bir yöntem söyleyeyim. 1339, 13'ü bırak. 39'dan 20 çıkar. 19. 19, 4 ekle. 23. 22-23. Tamam mı? Yani 16 sayısı sabit 1900 diye okuyorsun. Yani 1339'dan 16 çıkarıyorsun, 1900 diye okuyorsun başını. Bak 1339, 13'ü 19 okuyacaksın. 39'dan 16 çıkarsa 3, 20. Yani ne yaparsın? 1921. 21, 22. Yani neymiş 1300, 1922 yani 1339 tarihinde Bediüzzaman Hazretleri Meclis-i Mebusan'a Ankara'da kurulan meclise davet edildi. Orada okuduğu hutbeden bak hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Meclise hutbe okumuş. Kaç tane mebus var hatırlayan var mı? 163 mi? 163'ü namaza başladı. 200 mebus var. Kaç tane ustad gitmeden önce namaz kılıyordu 200 mebusun? 40'e yakın mıydı? 40-50. Bir bölümü kılmıyordu galiba. Oranlamıyor mu? Çok az bir şeydi. 63 kişi namaz kılıyordu, 100 kişi de eklenmiş ustad yapınca. 163 kişi namaz kılıyordu ustad zamanında. 163'e muhalif. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Sadakallahu nazîm. Ey mücahidin-i İslam! Ey ehli hal-u âkıd! Bu fakirin bir meselede 10 sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum. Evvela, yani nerede hitap ettiğini, ne zaman hitap ettiğini, kimler orada olduğunu tahmin edin. Öyle dinleyin. Yoksa şimdi bir salonda, koltukta, karşımızda hepsi onaylayan, öyle değil. Çünkü bir dersin tesir edebilmesi için, bir ayetin anlaşılması için sebebi nuzulu bilinmesi şarttır. Hayalen Cezved-i Rab'a gidin diyor değil mi? Evet, hayalen. Onun gibi. Aynen. Mesela kim demiş, kime demiş, nerede demiş, ne makamda maksat neymiş? Dört tane şart lazım. O zamanın şartları çok önemli. Risale-i Nur'un mevzuları da ne zaman, kime, ne için denmiş? Yani Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış, meclis toplanmış, alavara dalavara yapılmak, böyle herkes hesabını yaptığı dönem 1922. O zaman hepsi sarıklı millet meclisine, milletvekillerine hitap ediyor. O tarih 1922. Ey mücahidin İslam, ey ehli hal-u akid, bu fakirin bir meselede 10 sözünü, birkaç nasihatinizi dinlemenizi rica ediyorum. Evvela bu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade etsin. Yani muvaffakiyet olmuş, değil mi? Muvaffakiyet olmuş. Ondan sonra toplanmış meclis, kurulmuş. Ustad da diyor ki, şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükür görmez ise gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız,
Kur'an'ın en sari, en kati emri olan salat gibi, namaz gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. 1922'de sarıklı milletvekillerine diyor ki, madem bunu böyle Allah kurtardı sizi, burada bir meclise de toplandı, Kur'an'a, Kur'an'ı da böyle düşmanlardan korudunuz. O zaman Kur'an'ın en sari emri olan salatı, namazı kılın diyor. Demek namaz yok. Namaz kılın diyor. 1922'de meclise diyor. Kur'an'ın en sari ve en kati emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Niye? Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüze tevali ve devam et. Böyle başlıyor. Evvela diye girdi. Saniye, alem İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair-i İslamiye'yi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Aynı zamanda şimdiki millet meclisine de hitap ediyor. Aynı. Birincisi neymiş? Muvaffak oldunuz diyor, muzaffer oldunuz diyor. Dolayısıyla bu vatanı, milleti, Kur'an'ı düşman elinde kurtardınız. Sonra buna şükür lazım diyor ki devam etsin. Şükrün temeli de namazdır diyor. Çünkü Kur'an'ın en sari, en öne çıkan feraizi namazdır. İkincisi ne diyor saniyen? Alem İslam'ın muhabbetini celbettiniz diyor. Müslümanlara sevgisini kazandınız. O zaman Müslümanlara sevginizi kazandınızsa, o alem-i İslam'da sevginiz devam etmesi, yani onlar üzerine yaptırıcı sözünüz tesir etmesi için şair-i İslamiye'yi kendi memleketinize ihya edin ki şair-i İslami örf, adet, anane onlar da diğer alem-i İslam'a da yaysın. Şair-i İslamiye demek İslami örf, adet ve ananeler, giysiler, şekiller. Bunlar şekil iken aslında mazinin ruhunu, fikriyatını, hissiyatını, eyleminin hulasa olarak donmuş, eyleme dönüşmüş haldir. Tesettür, ezan, mezar taşları, İslam'ı, geçmişi tanımlayan şeyler. İkinci şehit meclisi bunu söylüyor. Bak ne antika. Şimdiki meclise de öyle diyor. Uçağı yolu yap ama bu arada şair İslami'yi ihya et. Birincisi namaz kıl. Ey milletvekilleri, millet meclisi, namazı başlayın. İki, şair İslami'yi ihya ederseniz alem İslam 55 tane İslam devleti size muhabbetini verecektir. Size muhabbetin vesilesi dindar oluşunuzdur. Şair İslamiye'dir. Salisen, bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamiri katiyesine imtisal etmekle öteki alemde de o nurani guruha refik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şeyinidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadi nur etmeye mustar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki sizin gibi insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Üçüncüde ne diyor? Diyor ki siz diyor bu memleket İslamiye'de komple bir kahramanlık yaptınız. Yani kurtuluş savaşının mücadelesini topyekun bir adam iki adamla değil milletçe yapılmış bir böyle bir kahramanlık oldu. Tamam siz diyor şu anda meclis olduğunuza göre ölenlerin şehit, kalanların gazilerin temsilcisisiniz. Reisisiniz, reis. Bu dünyada madem reisiniz, o şehit olanlar, gazi olanlar ahirette onlara da gene reis olmanız için ne yapmanız lazım? Kur'an'ın emrine imtisal edeceksiniz.
Kur'an'ın emrine imtisal edince o zaman bu şehitlere geç hocam. Kur'an'ın emirlerine imtisal ederseniz şehitlere ve gazilere orada da kumandanlık edersiniz. Eğer yok, namaz kılmazsanız, şair İslami ile de alakanız yoksa, burada o şehitlere, gazilere kumandan iken orada bir nefer bile olamazsınız. Hatta bir neferden istimdat istersiniz, yardım istersiniz. Yapmayın, burada komutan iken orada nefer olmayın, orada da komutan olun. Onun da Kur'an'ın emirlerine imtisal edin. Rabia, dördüncüsü, bu millet İslamiye'nin cemaatleri, çenden bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başkalarındakini mütedeyin görmek ister. Başlarındakini mütedeyin görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Bir kaymakam gittiği zaman, bir vali gittiği zaman, yönetici gidince Kürdistan'da, doğuda acaba namaz kılıyor mu diye sorarlarmış. Namaz kılarsa mutlaka emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında mütemdir. Yani Allame-i Cami olsan, evlere her gün aş versen, onlara iş versen, ne yaparsan yap, kalplerini memnun edemezsiniz. Çünkü Allah Resulü'nün hadisi var. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir dünyevi iyiliğiniz onların kalbini memnun edemeyecektir, etmeyecektir. Bu eğer namaz kılarsanız diyor, kılmazsa ne olur? O kadar muktedir de olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Beytüşşebab diye aşirette isyan varmış. Ben gittim sordum. Sebebi nedir? Niye isyan ediyorsunuz? Ne demişler biliyor musunuz? Kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Eşkıya. Hem namazsız hem de eşkıya. Bu adam, çünkü ne olursa olsun demek ki kendisi yapmasa bile başındakilerini mütedeyin görmek ister. Dindar görmek ister. Ya. Görüyor musun? Hocam geç geldiniz de. 1922'de Üstad Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'ne hitaben 10 madde okuyor. 63 kişi namaz kılıyordu 200 mebustan. Bu hutbeden sonra 100 kişi de ekleniyor. 163 kişi oluyor. Malum reisi cumhur ustadın karşısına dikiliyor bu hutbeden sonra. 163 kişi oldular ya. Hoca diyor, seni buraya çağırdık zekavetinden, ilminden istifade edelim diye. Sen namaza dair şeyler yazdın, aramıza ikilik soktun diyor. Namaz kılan kılmayan gibi olmuş. Bediüzzaman Hazretleri bölücülük de... Yapmış yani. Üstad bölücülük yapmış. Bölücülük yapmış. Ama üstad, bölücülüğün başı İbrahim Aleyhisselam'dı. Heykelleri kırarak heykele karşı olanlar olmayan, aslında menfi hareket yaptı diye söyleyenlere diyorum ki, benim reisim de İbrahim Aleyhisselam, o da şeyi aldı, baltayı gitti, adamların putunu kırdı. Bana dediler ki, niye böyle laf ediyorsun? Ya İbrahim Aleyhisselam böyle yapardı. Allah Resulüne teklif ettiler, sen bizim putlara dokunma, başımıza reis ol, istediğin kadını verelim, yoksa hanımlarımızı da verelim, ne istiyorsa mal da verelim, ama putlarımıza dokunma. O ne dedi? Vallahi bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben davamdan dönmem dedi. Ama bedelini de hazırladı. Şimdi o dönemde ustad yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Ne? Acayip garip. Hamisen, enbiyanın ekseri şartta ve hükemanın alebi gapta gelmesi. Ne demek hocam? Ben cevap vereyim mi? Yani felsefecilerin
çoğunun batıda gelmesi, ehli dinin, ehli kalbin yani manevi liderlerin doğuda gelmesinin sebebi. Sebebi? Güzel. Kader-i ezelinin bir remzidir ki, şarkı doğuyu ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz. Fıtratına muvafık bir ceylan veriniz. Yoksa sahiniz ya hebaen gider veya muvakkat sati kalır. Yani doğu ayağa kaldıracak kalptir. Kalp, kalp, dindir, dinle olur. O şey çok enteresan, muvafık bir ceylan veriniz diyor. Evet, yani doğunun fıtratına uygun bir ceylan veriniz. Yoksa şimdiki o sayınız, o gayretiniz, uçağınız, paranız, pulunuz, yetimlere para vermeniz, bunlar hepsi beyan gider. Ne yaparsan yap, yardımı da alır, kömürü de alır, ereti de bedava kullanır, gene düşmandır sana. Çünkü fıtratına uygun mecra verilmiyor. Ama çadırda yaşar, mağarada yaşar ama kalbi intibaha gelmiş. Kalbi doymuşsa ve kalbi itimat etmişse sana her türlü fedakarlığı ve itaati yapar. Ne yaparsanız yapın, maddi menfaatınız, iyiliğiniz onları asla kalben memnun edemez. Onları memnun edecek fıtratlarına uygun ceyra verin. Sana bugün de öyle mesela bakıyorsun, her şey yapılıyor. İşte bedava dediğiniz gibi birçok şey, yollar şunlar bunlar, seçim oluyor, sonuç gene değişmiyor. Değişmiyor. Yani bu birebir gerçekleşiyor. Aynen, yani boşuna okumuyorum. Kesinlikle. Bu o zaman belki bu kadar yapılmıyordu. Bugün onun 10 katı yapılıyor. 100 kat değişmiyor. Evet, sonuç değişmiyor. İnanın bana, kardeşimize... her mahalle havalimanı yapın, bedava adamları uçurun, gene sana sahip çıkmayacak. Abi Suriyeliler de aynı şey söylendi, zaten o şeyi kullanıyor. Yapmanız o maddi yardımın yarısını maneviyatımızı düşünseydiniz diyor, biz fevkalade olurduk. Suriyeliler mi diyor? Suriyelilerden o tür şey, bir feveran diye bir şey vardı. O şekilde bir fevran. Evet. Sadisen, hasmımız ve İslamiyet düşmanı olan Frankler. Frank? Avrupalı. Gavur yani. Evet, Avrupalılar. Hasmımız ve İslamiyet düşmanı olan Frankler, dindeki lakaytlığımızdan pek fazla istifade ettiler ve diyorlar. Hatta diyebilirim ki, hasmımız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslamiye ve selamet-i millet namına bu ihmali amala tebdil etmeniz gerektir. Görünmüyor mu ki iddiatçılar o kadar harika azm-ı sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibana da bir sebep oldukları halde bir derece dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler. Ne dedi? Toparlayabilir misin abi? Abi şimdi iddiatçılar çok idealist insanlar dedi. İdealistler yani İttihat Terakki bir şeydir, parti. Parti. He, o zaman. İdealistler ehli davalar, bir davaları var. Fakat bunu yaparken dinde çok lakaytlar, özellikle baştakiler. Çoğu lakayt. Lakayt oldukları için halka yansıyamıyor. Ama yurt dışındaki, o yanlış anlamamışsam abi, yurt dışındaki müminler de bunu tam bilmedikleri için onlar yine bağlı kaldılar diye anladım ben orayı. Bilmedikleri için onlar yoksa yanlış mı olur? Şöyle diyor. Bak hasmımız ve İslamiyet düşmanları Avrupalılar. O düşmanlık devam etmeli. Avrupa muhabbeti değil. Avrupa adaveti devam eder ki Müslümanlar korusun. Avrupa'ya muhabbet bizi eritiyor. Yani küfre, harama, zulme, musamaha gibi oluyor. Onun için adam burada şey yaptı. Dinde lakaytlık çıktı. Nasıl çıktı? Dinleri arası diyalog da bu işte. Yani en büyük darbelerden bir tanesi de budur. Dinler arası diyalog olmaz kardeş. Dinler yoktur. İnne dine indallahil İslam. Allah nazarında dinler yoktur, din tektir. Yoktur. Zaten Avrupa'da, siz bilmezsiniz, Avrupa'da bazı şeyde ama cesur olan hocalar hariç, Avrupa'da hutbe okurken
bir ayet okuruz. Hocam da burada. Ayet okuruz. Herhangi bir ayet okuyabilirsin ama ekseriyeti mutlaka bunu okuruz. Değil mi hocam? Sen bunu mu okuyorsun? İnne dine illallah İslam. Cuma'da, hutbede İnne dine inde Allah İslam. Sen de bunu okuyorsun. Ben de bunu okuyorum. Bunu Avrupa'da genelge yayarak ben imamlık yaparken bunu okunmaması. Allah nazarında din tektir. Bu olsun Avrupa'da şey yapılmasın dedi ama dinlemeyen de var benim gibi deliler. Okumuyordu. Şimdi Avrupa adaveti devam ederse sen ve ben olur ve bu düşmanlık eylemsel değil. Seni kendini korumak. Yani yoksa eriyor, eritiyorsun o cemiyet. Onlar ve biz deyince korunuyorsun. Şimdi diyor ki, hasmımız ve İslamiyet düşmanı olan firikler dine nasıl zarar verdiler? Dine hücum etseler bizi kuvvetlendirir. Hayır, bizim dine karşı lakaytlığımızdan istifade ettiler. Tamam mı? Ondan sonra burada biz de çok zarar gördük. Maslahat İslami ve selamet-i millet namına siz diyor, amalinizi yani hareketlerinizi tebdil ediniz, düzeltiniz. Şimdi bunu diyor etmezseniz İttihat Terakki Partisi, o Abdülhamid'i indirenler var ya İttihat Terakki, o diyor yöneticileri bu fedakarlık yaptılar, doğru. Bayağı fedakarlık şeyler yapmışlar ama o kadar lakayt idiler ki onların lakaytlığı Avrupa'nın cesaretini artırdı. Sonra fakat bizde laubali olan Müslümanlar da İttihat Terakkilere bakarak bazı karamanlık damarıyla onların dine karşı lakaytlıklarını görmediler. Yani İttihat Terakkilerin karamanlık damarı olmuş. Bazı böyle karamanlık gibi gözüken hareketleri olmuş. Fakat bu karamanlık damarı milleti kör etmiş. Onun arka taraftaki gizli zındıkanın, İttihat Terakki'nin içinde olan zındıkanın, art niyetli olanların o davranışlarını falan sezemediler. Yapamadılar. İttihat Terakki'ye komple muhabbeti verdiler. Ve şimdi lakayt bu oldu diyor. 1923. 1940, Emirdağ'ında söylüyor şimdi, sizin kafayı kaldır, başka yere naklediyorum. Diyor ki 1944-47, 2. Emirdağ'ında diyor ki, 1908'de dinde diyor %50 lakaytlık, 1944'te dine bu kadar %50 lakaytlık oldu diyor. Eğer diyor şimdi ekilen tohumlar ıslah edilmezse, 1944'ten sonra söylüyor, 50 sene sonra gelecek neslin hali ne olur? Diyor ki %90'ı nefse maresine tapacak diyor. Allah Allah. O zaman ne yapar 1944-50 ekle 97-98'den sonra? 2000 yani. 2000. 99'da da malum o Deniz Harp şeyinde Kur'an'ın hükmü burada bitmiştir. Kur'an bir daha 2000 sene bu memlekette hakim olamayacak, bulunamayacak diye havuza doğru, ortada bir havuza atarken attıkları anda Allah orayı hak ile ihsan etti. Tepenin merkezi orası. Orası oldu. Ve Hasan abi, orada İsrail askerleri de vardı. Yani anlatmak hatta, istemiyorum evet. Hatta abi yok, ben öğrenmek için soruyorum da abi size. Hatta İsrail kendi istihbaratçılarını gönderip onları kendi aldı, onların cesetlerini. Orada külli bir şey vardı o zaman değil mi yani? Orada Türkiye'yle toplanmışlar. İsrail, İngiltere, Fransa ve Amerikan özel kuvvetler en üstte, en üst seviyede toplantı yapılıyordu. Orada bulunan bir nurcu yüzbaşı anlatıyor onları. Ve karar verdiler, artık Kur'an öldürülmüştür. Kur'an diyor, askeri bir tane lider eline alarak, daha bu milletin eline 2000 sene ulaşamayacak ve Türkiye ebedi olarak Kur'an'dan uzaklaştı. Artık bu karar işbirliğimizde deyip havuz varmış ortada. Havuza doğru Kur'an'ı atarken Allah kahrediyor.
Allah o anda diyor ben onu Kur'an'a atacağını hissettiğim zaman kapıdan ben diyor fırladığım anda deprem oldu diyor. Ben dayanamadığım için fırladım diyor. Ondan sonra olanı söyleyeyim. Ve Alman dalgıçlar çok ustaymış. Almanya'dan dalgıç getiriyorlar. Her devlet kendi adamını oradan kaçırmak istiyor. Alman dalgıcın beyanatı çoğu dergilerde çıktı. Merak edenler görmüştür. Şöyle diyor, çıkar çıkmaz hiç kimseyi almıyor, yeri tespit ediyor. Çıktı, şaşkın şaşkın diyor ki, beni yanlış yere mi daldırdınız? Yok burası. Niye demiş? Burası demiş herhalde domuz çiftliği diyor. Bütün kafalar domuza benziyor. Domuza dönmüş. Alman dalgıççı, bu gavur, Müslüman değil. Ve adam psikolojisi bozuluyor, oradan çıkıp çekip gidiyormuş. Götürdüler. Evet. Domuz çıktı ve çıkartamadılar. Bu şeydeki Kur'an-ı Kerim'deki yani maymuna dönüşüme aynısı olmuş. Aynı olay. Evet, Kur'an'da geçiyor. Benzeri geçiyor ya. Evet, Allah onları cumartesi halkı. He? Cumartesi günü onlara balık yasağı getiriyor bunlar Yahudi topluluğu abi. Yani avlanmayacaksınız. Tabii Allah orada intihar ediyor onları. Onlar da 6 gün boyunca abi avlanıyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor sudan. Hiçbir şey yok. Ama cumartesi Yahudiler yasak. O gün çalışma günü yok, ibadet günü onlar için. Balıklara yukarı fışkırıyorlar böyle, bizi avlayın diye. Avlayınca onları Allah maymuna çeviriyor. Bunun benzeri anlatılıyor yani. Evet, demiş. Bir kısmın maymuna, domuza, yılana falan çevirmiş. Evet abi. Çevirmiş. Yani bu vaka var ya. Bu vaka Kur'an'da var, burada da şimdi de oldu. Aynı var. Diyor ki, hariçteki İslamlar, o hariçteki Hindistan, Pakistan, Endonezya, Filistin, Cezayir, Tunus, o zaman merkezdi, hilafet merkeziydi burası. Ayağa kalkmanızda sevindi, hatta Pakistan kadınların küpelerini, altınlarını çıkarıp evet. Size gönderdi. Kurtuluşa muvaffak oldunuz diye, işte o paralarla iş bankası kurulmuş. O altın Pakistan'dan kadınların altı takılarla. Bu herhangi ben bir şey anlatmak istemiyorum, bu tarihi bir belge yani tarihi. Konuşulan bir şey, siyasi konuşulan şeyler. O zaman siz böyle diyor muvaffak olunca sizin diyor dindeki ihmalinizi, lakaytlığınızı görmediler yakında olmadığı için. İşte dindeki ihmalinizi görmedikleri için hürmeti verdiler. Hürmeti verince davranışınızı da hoş gördüler. O zaman sizin o dindeki lakaytlık, namazsız, beynamaz, hatta bazı İslam düşmanlığını ifade eden eylemleriniz ve sözlerinizi de taklit ettiler. Sabian, alimi küfür bütün vesayetiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fununuyla, misyonerleriyle, misyonerler dinlerini yaymak için böyle hani din alimleri diyelim, misyoner yani dini anlatan Hristiyan, kişi. Hristiyanlar. Bak bir de okuyorum, alim İslam bütün vesayetiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fununuyla, Avrupa misyonerleriyle alim İslam'a hücum ve madeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alim İslam'a dinen galebe edemedi. Avrupa felsefesiyle, teknolojisiyle, tam misyonerleriyle, televizyonlarıyla, filmleriyle biliyor musunuz? Tam bir asır filmleri yan hep dinle dalga geçti. Evet. Dini sembolleri alay etti. Hafife aldı. Bir milletin alimlerini basite almadıkça, eğitimini bozmadıkça, öğretmenlerine muhabbeti yok etmedikçe o milleti bozamazsınız. Bir tane de var, aileyi bozacaksınız. Bir milletin aile bağlarını, öğretmenler, eğitmenlere karşı hürmeti, eğitimdeki sistemi ve alimlere karşı hürmet ve değeri yok ederseniz o millet yok olur. Yok olur. Bir talebe öğretmenine hakaret edebiliyor, karşı gelebiliyorsa eğitim bitmiş demektir. Yok böyle bir şey. Avrupa'da ben bulunuyorum. Yok böyle bir şey. Alim ne diyor? Diyor ki alim İslam'a hücum ve madeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alim İslam'a dinen galebe edemedi. Ve dahili bütün fırak-ı dalli İslamiye'de
birer kemiyeti kalili mızıra suretinde mahkum kaldı. Yani onların hücumları fazla bir şey getirmedi dinde. Yani bu kadar teknoloji felsefesiyle, misyonerleriyle, filmleriyle, felsefe mesela Amerika filmleri hep böyle dünyayı bununla sömürdü. Filmleriyle. Aslında öyle değil. Kof bir devlettir. Toplama kampı gibidir. Yerli halkı yoktur. Tamam? Amerikan yerlisi yoktur. Dolayısıyla paralıdır. Filmleriyle şişirme bir şeydir. Yapısı vardır. Hep zaten orada olanlar toplama millettir. Alem İslam'ı bak dinine bir şey yapamadılar. Bunlara şey diyor. Kemiyeti kalili muzira. Yani sayı bakımından böyle varlar ama Alem-i İslam'ın haseten merkezi olan, hilafet merkezi olan Türkiye'ye bir şey yapamadı din noktasında. Böyle dini şahsiyetler gene türedi elhamdülillah. Ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği gibi bir muhafaza eylediği bir zamanda laubaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir ceyran bidatkarane sinesinde yer tutamaz. Demek alem İslam içinde mühim ve inkılap vari bir iş görmek İslamiyet'in desatirine inkiyat ile olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuş ise de çabuk ölmüş, sönmüş. Burada da ne diyor? Diyor ki bunu anlattıktan sonra bak diyor bir inkılap yapacaksınız. Bir rejim koyacaksınız. Anlaşılıyor diyor. Türkiye'de bir yenilikçi yapacaksınız. Avrupa taklidi yapacaksınız. Ama diyor bak alemi İslam'ı rencide edecek, alem İslam'dan sizi koparacak, sizi yalnızlaştıracak sebebi şair İslami'dir. Sakın şair İslami'ye dokunmayın. İslami örfü, adet ve ananelere dokunmayın. Başörtü, mezar taşları, camiler. Sakın dokunmayın. Ki sanki sezmiş gibi camiler biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde 20 bin. Bakın internete gidin kitap var şu anda. Satılıyor. Cami katliamı diyor. Tam 20 bin tane bilinen cami yıkılmış. 20 bin. Ben hikaye söylemiyorum. Girersiniz YouTube'da görürsünüz. Cumhuriyet'te yıkılan cami diye bir kitap var kitap. Ondan sonra nerelerde olduğunu adresi ve o tarihteki resimleriyle konulmuş. Şimdi onun da müjdesini vereyim. O camilerin yerlerinde ya bina vardır ya eğlence yeri var. Bazılarında da meyhane var. Mesela Sirkeci'de Otogar'ın yanındaki o şu andaki cami mekanı cennet olsun Turgut Ozan orası meyhaneydi. Camiyi yıktırıp meyhaneye satmış. Meyhaneydi. Otogar'ın yanı şu anda o camidir. Şimdi o tek tek o yerler tespit ediliyor. Mesela Kızıl Elma Caddesi var. Adlı tıp, Fındık Sade'den Koca Mustafa'ya giden cadde. Orada 4 sene kaldım. 4 sene dershanede kaldım. Orada bir umumi bir tuvalethane vardı. Yani sanki tuvalet mahalle sokakta. Tuvalethane vardı, tuvalet. O tuvalet yeri camiydi. Cami yıkılarak tuvalet yapılmış. Şimdi o tuvaletler kaldırıldı Fatih Belediyesi tarafından. Ve şu anda eskisine benzer tahtadan cami yapıldı. Bak hadi söylüyorum size. Fındıkzade yuvarlağından Adlı Tıp'a giderken Kızıl Elma Caddesi'nde tam ortasına geliyor Adlı Tıp'la Fındıkzade arasında tahtadan harika böyle mütevazi bir cami var şu anda. Yeni yapıldı. Yani şimdi diyor ki Avrupa'nın o bir şey yapmak istiyorsunuz, tamam. Mesela Japonya teknolojileşti, yani modernleşti, terakki etti. Peki geçmişini mi terk etti? Yok, değil mi? Ne kadar yazısını mı terk etti? Çin'de 3640 tane harf varmış. 300 bin, tövbe, 300 bin. Abi her bir kelimenin bir şekli varmış. Her bir kere mesela insan bana gösterdiler. İnsan dediği zaman şöyle bir kafa, şöyle insanın kol falan şeyi var. İnsanmış o. Ağaç ise
Çam resmi gibi bir şey var. Çam. Alfabesi bu. He, alfabesi bu. 300 bin küsür tane böyle şey ezberleyeceksin ki okuma ezber olsun. Ama terakki etti. Şimdi diyor ki, siz diyor burada bir diyor bir şey yapacaksanız, bir inkılap yenilik, şair-i İslamiye'yi kökten kaldırıcı şeylerle değil, eğer o öyle olursa diyor, 55 tane alem-i İslam devleti kendinize küstürürsünüz. Ki size daha itaat etmez. O zaman tek kalırsınız, böyle bir gücünüz olmaz. 55 tane İslam birliği, İslam devletinin gücüyle tek başına bir devletin gücü bir midir? NATO ve Varşova Paktı gibi bir güç olacaktı. O NATO nasıl ki 16 tane mi ne devlet işte birliği gücü var. Onlardan bir tanesine göz diktirmiyor. Oraya bütün genelini nazara alman lazım. O NATO ismi Alem İslam'ın birliğinin adı da hilafetti. Hilafet kaldırıldığı anda Alem İslam hepsi tespih tanesi gibi tek tek kaldı. Kapitalist ve emperyalist güçler de tek tek onları yuttular. Sömürge haline getirildi. Diyor ki yapmayın diyor. Bak görüyorum diyor. Bir yenilik yapacaksanız diyor dini terk etmenize gerek yok zaten. Din ilmi teşvik ediyor. Din ilmi onaylıyor. Cahilliği kökten düşman. Çünkü bizim en büyük hastalığımız diyor cehalettir diyor usta değil mi? Cehalettir. Başka? Fakr-ı zaret. Sonra? Komşu da açken tok gezen bizden. İhtilaf. 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 Demek ki bizim şu anda en büyük düşmanımız kim diyor bak ustada bak. Cehalet. Zaruret. Fakr-ı zaruret. Ve ihtilaf. Fikir ayrılıyor mu abi? Evet. Bunları neyle tedavi edeceğiz? Marifet. Yani cehaleti marifetle, fakr-ı zarureti say ile, çalışma ile. Marifet ittifak silahı. Evet. Sonra ne ile? İttifak. Silah ile onu mukabele edeceğiz. Bakın ilim. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaf. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahı. He bak. Bizim düşmanımız yavaş. Cehalet. Zaruret. Zaruret. İhtilaf. Peki ne ile savaşacağız? Sanat, marifet, ittifak silahıyla. Silah ile silahlanacağız diyor. Cihat edeceğiz. Cihat edeceğiz. Görüyor musun? Mesela 20. sözde diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki güç ve kuvvet ilmin eline geçecek diyor. Kim ilmi esas almışsa o galip olacak. İlim. Bu dinde olur, psikolojide olur, teknolojide olur, askeriye savunmada olur. Bakın şimdi Türkiye'de de öyle. Askeri savunmayı ilmi üzerine bina etmeye çalıştı. Muvaffak oluyor. Eyvallah. Saminen zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda, yani insanların dinden kopmasına sebep Avrupalaşma diyorsunuz ama diyor Avrupa, Avrupalılıklar çıkmak istiyor. Çünkü nesli bitti. Eyvallah. Her şey bitti biliyor musunuz? İnsanlığı bitmiş. Avrupa, Avrupalılıklar çıkmak istiyor. Ne kadar dayatmalar var. Rusya'ya ne yaptılar? Kafa kaldırmasınlar, düşünmesinler diye su yerine devlet kasa kasa şarap vermiş. Şu anda adam yasaklamaya çalışıyor. Vodka'ya. Avrupa'da tamamen mantar diyorum, mantar. Sokakta çocuk yok. Çocuk yok, çocuk. Ses yok. Nesilleri bitmiş. Elif Bağ okumayan çocuğa felsefeyi tabiye dersi verilmez. Evet. Yani. Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhuru yakın geldiği bir anda lakaydane ve ihmalkarane müsbet bir iş görülmez. Menfice talipkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değil. Ha zaten Avrupa bir arayış içinde. Amerika insanların selameti için, selah için bir arayış içinde. İnsanlar nasıl mutlu olur? Sıkıntılar nasıl gider? Bak bunlardan bir tanesi benim. Bana gelen şeyi Beykoz'a toplamış. Amerika bir heyeti. Kaç sene önceydi? Bu benim hadiseden önce. 3 sene önce. Yani
İnsanlar nasıl mutlu olur sizce? Bu heyet Brahmanlara, Budistlere, Japonya'daki dinlere, Avrupa'ya, İsrail dinine gittiler. En son İslam'a gelmişler. Ben şahit olduğum için söylüyorum. Yani bu milletin bu intihar acayip basına düşmüyor, vermiyorlar. Hele Avrupa felç felç intihar ediyor. Din seçiyorlar mesela. Bu insanların sıkıntısını gidermek için dininiz ne sunuyor? Bana da gelmişti bu. Senin de bir teklifin var mı? Ben de gitmiştim. Ben de Bediüzzaman Hazretleri'nin çözüm önerilerini toplamıştı, götürmüştüm. Dosyayı takdim ettim. Gittiler, bilmiyorum ne yapıyorlar. Yeni mi abi? Bundan 3 sene önce, 3-4 sene önce Amerika heyetiydi. Vardılar. 17 kişi mi neydiler? O heyet. Ve bir tanesi aralarında sakallı Müslüman bir adamdı. Her milletten vardı. İşte diyor ki, böyle Avrupa, Amerika arayış içindeyken, o zaman da öyle, siz diyor, onların bozuk ve insanları mutlu etmeyen enkaz olmuş şeylerini almayınız. Ha görüyorsun. Bak görüyorsun ne hale gelmiş. Tavsiyem sizin bu İstiklal Harbi'ndeki muzafferiyetinizi ve âli hizmetinizi takdir eden ve sizi canı dilden seven Cumhur-i Müminindir. Yani bu millete iyilik yapan, zerre kadar taşı olanı seven kim biliyor musunuz? Cumhur-i Müminindir. Yani müminlerin bulunduğudur, müminlerdir. Vatan sevgilileri bunlardır. Vatan düşmanları sizi sever mi? Bunlardır diyor. Yani siz vatana bu kadar iyilik yaptınız. Sizi takdir eden bu memleketin müminleridir. Ve bilhassa tabakayı avandır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve sizi minnettardır. Mesela adam ne yaparsa yapsın dindar oldu mu herkes haklaştırıyor. Zaten bu milleti aldatanlar da dikkat edin dini kullanmış. Çünkü bu millet dindarı seviyor. Bakın gizli tarafına bakmıyor. Size minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Yani o aletlerini ve güçlerini sizin emrinize veriyorlar. Bak adam tankın altına atlamış. Hasan abi çok özür dilerim. Demin dediniz ya dünya bir bunalımda bana geldi. Evet evet. Dünya bir bunalımda dinler veya sizin dininiz bu bunalım içinde olan insanlar ne sunuyor? Hasan abi Türkiye'de her yıl intihar ediyor. Geçen bir yazı okumuştum da şimdi tekrar ona baktım. 3000 civarında insan intihar ediyor. Türkiye'de her yıl intihar eden ve ölen. Dünyada bak 3000. Dünyada da abi her hani bir intihar teşebbüsü var. 40 saniyede intihar ediyor insanlar. Yani dünyadaki insan sayısı intihar eden 800 binde 1 milyon arasında. Her 1 milyon. Evet intihar eden sayısı. Dünyada. Bak bakayım dünyada öğretmen biliyorsunuz edebiyat öğretmeni. Mustafa'yı tanımayan olabilir yani arkadaşlarla da. Dünyada en çok intihar eden istatistik Norveç mi Japonya mı? Bak bakalım. İsveç, Norveç filan diye Japonya ama Japonya ipi... Abi ben Danimarka diye biliyorum. Danimarka mı? Normalde gene bakarım da abi. Norveç'te galiba. Yani o İskandinav ülkeleri. Evet. Normalde orada abi müthiş biliyorsunuz sosyal devlet var. Evet. Muazzam. Yani evleniyor, parası veriyor, evini maddiyat veriyor vesaire. Sosyal şey. Maddiyet hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir maddi dert yok yani insanlarda abi. Gayrimeşru durum en çok onlarda var ve intihar en çok onlarda var. Özellikle genç yaşta. Yani demek ki maddi bir şey yani iş maneviyete dönüyor. Evet tatmin etmiyor genç. Yani bu istatistik bu hakikat yani. Evet. Hani bir cermeze falan değil. Hakikat bu yani. Ben yine bakayım abi. Biraz intihar da Afrika ülkelerinde. Evet. Bangladeş'te abi mesela insanlar açlıktan ölüyorlar. İntihar olayı doğru düşüyor. Allah Allah. Müslümanlar. Fesbihanım. Açlıktan ölüyor, intihar etmiyor. Adam karnı tok, karnında doluyken, baklava varken intihar ediyor karnında. O da tokluktan intihar ediyor. Vay be. Siz dahi evamir-i Kur'an'ı imtisal ile onlara ittisal ve istinat etmeniz maslahat-ı İslami namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrüt eden bedbaht, milliyetsiz,
Avrupa meftunu Frank Mukallitleri avami müslimine tercih etmek maslahat İslam'a munafı olduğundan alim İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdat edecek. Yani bu millete böyle şey yaparsanız bu milletin size verdiği desteği kaybettiğiniz gibi alem-i İslam da yüzünü başka yere çevirecek. Öyle bir hale geldi ki görüyorsunuz siz de ama ben ifade edeyim. Belki ifade edemezsiniz ama ben edeyim. Artık dünyada hudutlar kalktı biliyor musunuz? Artık her şey iki millet oluyor. Bir iman bir küfür. Mesela sizin aranızda Filistin hudutu var mı? Kendi ruhunuzda, kendi memleketiniz gibi hissetmiyor musunuz? Suriye'de hudut var mı? Irak'ta var mı? Birisinin burnu kanasa sizi incitmiyor mu? Acıtmıyor mu? Bak hudut yok. Öyle değil mi arkadaşlar? İncitiyor. Abi Japonya bir numara, Finlandiya, Danimarka onlar iki numara, Rusya üç numara. Bak, en çok intihar olayı var. Ben Japonya biliyordum da önce. Japonya, çünkü mükemmelliyetçilikleri var, mükemmel bir fıtratları var. Disiplinli bir insanlardır. Metrolarında, trenlerinde asla cep telefonu yoktur, hep kitaptır. Almanya'dan söylüyorum. Japonlar orada eğitim için geliyorlar talebede. Ve dünya fareye tapan da bir dinleri de vardır. Dünyada en çok intihar eden onlardır. Zannediyorum senede 30 bin. Öyle galiba. Sağlam kitap okumuyorlar abi. Ondan sonra çünkü niye? Aklı talim ediyorlar ilimle, kalbi tembir etmedikleri için akıl kalbi idare edemiyor. Eğer kalp tembir edilse, yani bazı cahil Müslümanlar var ama kalbi intiba olmuş, kalbinde maneviyat olunca akıl da olmasa kalp de aklı idare ediyor. Tamam? İte ite kalka gidiyor. Mesela bizim babaannelerimiz, dedelerimiz matematiği, fiziği bilmiyorlardı. Dünyanın döndüğünü de bilmiyorlardı. Değil mi? Felsefeleri yoktu. Vesaire, hatta elektrik de yoktu ama mutluydular. Ben inanın itimat edin bana, benim çocukluğumdan, köyümden ayrılana kadar ilkokul, bir tane boşanma vakasını bilmiyorum, yalan demiyorum size. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sıkıntı bir psikiyatrist yoktu. Ben Rize'de devlet hastanesinde 1970'lere kadar sinir, psikiyatrist, psikolog hastalıklarının bir tane ismi vardı. Asabiye. Asabiye dalında aynı zamanda devlet hastanesi başhekimi olan bir abiyle görüştüm. Rüştü abiyle vesile oldu. Rüştü abinin arkadaşıydı. Geldi o tarihte. Dedim ki, hocam dedim, Rize, nerede bulundunuz? Rize'de bulundum. Devlet hastanesi, asabiydi. Öyle psikiyatrist, psikiyatrist bölümü, çocuk psikolojisi bilmem ne öyle yok yani. Tekti, asabiye. Ben başhekimdi. Ya dedim, o zaman dedim, ana günü olması lazım dedim. Asabiye'de dedim, 5-6 yarısı falan ancak sıra gelir. Çok az olur, maalesef dedi, çok az kişi olurdu diye. Allah Allah, niye dedim kimse yoktu? Bak dedi evladım dedi. Yaşlı bir adam bayağı. Eskide dedi, ilk defamdan öğrendim, şu söylediğimi ondan öğrendim. Köylerde dedi, evladım dedi, bilgeler vardı dedi. Bilge babaanneler vardı, bilge dedeler vardı. Kadının, kızın, gelinin derdi olduğu zaman o bilge babaanneye tarihi bir çınar ağacı gibi geçmişin bütün bilgileri, tecrübeleri, maneviyatı yüklenmiş olan o bilge babaanneye giderler. Kız, gelin, ondan sonra kadın onun yanında yarım saat oturur, terapi eder gibi, nasihatler eder, kalbindeki dini duyguları da inkişaf ettirir, eline de ölçüler verir diyor, tamam düzelirdi diyor. Ne şartta olursa olsun, o kadın çoluk çocuğu için, evladı için bütün sıkıntıya katlanır, boşanmazdı. Katlanırdı diyor. Ve en çok da gurbet o zaman diyor. Adamlar da böyle delikanlı. Ama şimdi bilge babaanneler, dedeler olmayınca asabiye değil, psikologlar, psikiyatristler, aile danışmanları, çocuk psikolojisi, bilmem travmalar, bir sürü türedi de ve türeyecek. Türevlerinin türevleri çıkıyor. Niye? Aklı talim olmuş, bilgi çok,
Ama kalp intiba olmamış, kalp uyarmadıkça, maneviyat galip gelmedikçe psikoloji sıkıntılarınızdan baş edemezsiniz. Eyvallah. Edemezsiniz, inanın bana. Namazınızda bile seyrettiğiniz filmler geliyorsa onları hangi ilimle atarsın, atamazsın. Kalpte maneviyat oldu mu, aklen gelen, size rağmen gelen düşünceleriniz sizi ezemez. Ben buna şahidim. Binlerce nümuneler var. Sizin gibi çok kardeşlerle görüşmüşüm, görüşüyorum. İşim de biraz bu. Biliyorsunuz beni. Maneviyat olmadıkça ne psikoloji dersi anlatırsam anlatayım, ne ölçü verirsem vereyim, 10 dakika tamam diyor, zevk alıyor, gidiyor gene aynı. Neye benziyor? Patates veya elmayı soyarsanız, soyduğunuz zaman canlılıkta hemen parlak olur. Ama 5-10 dakika sonra patates de elma da siyahlaşır. Buna benziyor. Tamam. Anlatıyorum. Serbest bölge diye kendimi yırtıyorum. Her şehre serbest bölge seminerini veriyorum. Dün de Reyhanlı'daydım. Serbest bölge nedir? Anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Ne yaparsam yapayım, onu anlatırken maneviyatı vermesem olmuyor. Yani namaz olmazsa, Kur'an olmazsa, cemaatiniz olmazsa, risale okumazsanız, derslere gitmeseniz, eğer internet, YouTube'lardan kopmasanız, vallahi de billahi tallahi kendi adıma söylüyorum, bilgilerimi söylüyorum, 400'ü küsur psikoloji ders yapan olarak söylüyorum, sıkıntınızı aşamazsınız. Evde huzur da olmayacaktır, yoktur. Kavga gürültü devam ediyor. Çünkü kavga iki diri arasında oluyor. Ben morgda çok ceset yıkadım. Bazılarında yanlışlıkla sıcak su döktüğüm halde, ne yapıyorsun lan sen, bana sıcak su döküyorsun diye, o ölü de bana kalkıp yumruk atmamıştır. Hiç de itiraz etmedi, hiç kavga etmedik. Niçin? Çünkü bu örnek İmam-ı Rabbani Hazretleri'ndir. Çünkü diyor, morgda bir tane diri, bir tane ölü. Kavga olmaz. Kavga diyor iki diri arasında olur. Kadın da burnunu dik yaparsa, erkek de dik yaparsa, benim dediğim olacak, o da benim dediğim olacak, kavga olur. Kimsenin dediği olmaz, Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediğine kulak vermek için de kalbi intiba gelmesi lazım. Kalp maneviyat olmadıkça hiçbir bilginiz sizi taşıyamayacaktır. Taşıyamıyor da. Peki, aşiren, bunu da okuyorum. Aşiren herhalde son. 10. madde demek. Ya 1922'de mecliste verdiği beyanata bak. Şuraya bak yani. Şimdiki meclise uygun değil mi? Hem buna kadar. Şimdi değil mi? Aşiren bir yolda 9 ihtimali helaket, tek bir ihtimali necat varsa, anlaşıldı mı? Evet. Yani bir yolda 9 tane tehlike var, ölüm, yok olmak. Bir tane kurtuluş varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Kimse o riski göze almaz ya. Kim riski göze alacak? Bak, Adana'ya gideceğiz. Ama şu Belen'i geçerken kardeşim 9 tane ölüm tehlikesi var. 9. Aslanlar var. Tamam. Bir tane ihtimal kurtuluşum var. Hayatından vazgeçmiş mecnun lazım ki gitsin. 9 ihtimal ya. Öyle değil mi? Kim geçer bir daha? Gitmez. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Eğer farz namazını kılarsak Allah vaat ediyor. %99 namazın hürmetini affedeceğim sizi diyor. %100 değil. Çünkü %100 değil, münafık da var veya vesaire. Allah %90 diyor. Ne diyor burada? %99 ihtimali necat var. İhtimal var namazda. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimali zararı dünyevi olabilir. Mesela namaz kılmakta zarar ihtimali ne olabilir? Sabah kalkmak, tamam, soğuk soğuk abdest almak, ne bileyim biraz namaz abdest alırken su parası mı? Yani yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimali zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin, namazın terkinde 99 ihtimali zarar var. Hayır. Halbuki namazı terk ettiğin zaman
%99 berbat var. Ne olursan ol, istersen Kabe yap, namazı yoksa hiçbir şey yaramıyor. Allah Allah. Kabe'yi yapsan, Kabe'yi. Niye? Misalim şu. Harika bir donanıma sahip olan bir fabrika düşünün. Bütün cihazları elektronik mükemmel. Son donanım. Ama elektriği yok. İşe yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Demir yığını. İşte namazın yoksa ne yaparsan yap. Diyor ki, yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimali zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin, namazın terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinat, tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Yani namazı terk ettim, bugün kılmayana söylüyorum. Mümkün değil, burada yoktur da. Dinleyenlere söylüyorum. Peki, yani nereye güvendin, ne kazandın kılmadığında? Yani nasıl böyle Müslümanım, müminim, Allah'ın kuluyum, tamam bundan da vazgeçtik. Ölmeyecek misin? Toprağa girmeyecek misin? Kefene sarılmayacak mısın? Hiç kafana şu ihtimal gelmiyor mu? Ya ahiret varsa. Ben bir tane, ben 1974-75'te Hasköy Lisesi'nde ortaokulu okuyan bir insanım. Evimiz Hasköy'deydi, Kalaycı Bahçe'deydik. Bak, ve bak Hasköy böyle, bu yamaç, Kasımpaşa bu yamaç. Hasköy ile Kasımpaşa'nın pazarı aynı, Salı Pazarı. Oradaydık. Orada Kasımpaşa'da bir tane solcu lider vardı. Hasköy solcuydu. Kasımpaşa ülkücüydü. Ama orada oturuyordu, bu tarafa kayıyordu. Biz nasıl olduysa onunla dosttuk. Liderdi. Artvinliydi. Solcu ama. Solcu. Sonra öğrendim, komple o Hasköy'ün, Halıcı'nın o bölgenin lideriydi. Dev sol. Bana kitaplar verildi. Ortaokulda ben Risale-i Nur ve dini kitaplar okumadan Karl Marx'ı okudum onun vasıtasıyla. Yani hemşirelik damarı vesaire adam girdi bize. Las Capital yani. Yani Las Capital yine girdi. Karl Marx'ı okudum. Hegel'i okudum o çocukluk döneminde. Bir şey anlatacağım. Tao'yu okudum. Mao'yu okudum. Mao'yu Karl Marx'tan önce okudum. Bak ortaokul çocukken. O her gün 30 kişi Türkiye'de sağcılık solculukla öldürülürken gençler. Benim okul Hasköy çatışmanın tam göbeği. En Teksas denilen şey. Hasköy Lisesi. Kasımpaşa tam şeyinde. Bizde her gün silahlı çatışma vardı. Hep de şahittim. Bu adam liderdi. Sonra orta 2'de anladım ama iş işten geçti. Çünkü kendimi ortada buldum. Meğer ben de girmişim içine, haberim yok. Bir şey anlatacağım size. Yani arkadaştık. Gerçi yaşlıydı o. Liseye gidiyoruz, bir ortaokul. Seviyordu. Hemşerilik ayağından şudur. Hakikaten merhametli bir şeydi. Bir şeydi ya. Veya bize sahip çıkıyordu. Nasıl yapıyorduysa. 1-2 sene geçince ben olayın ortasında kendimi gördüm. Fikir adamı gibi bir şey olmuşum. Hani sonra anladım. Dedim ki bayram, sen dedim buraların reisi sen misin ya dedim bunlara. Ya dedi yoldaş bu işlere bakma dedi, tamam. Şimdi anlatacağım. Bu adam 80 ihtilali oluyor. Ondan sonra Avrupa 80 ihtilali olunca kaçıyor. Kaçıyor, o fırtınada asılıyor, ölüyor. Sonra nasıl oluyorsa bu her şey duruldu diye Türkiye'ye geliyor ama idamlar Kenan Evrenler gitmiş. Yani şey gitmiş, yani kendine bağıştı ama öyle heyecan dönem o kesip doğramalar gitmiş. Bir şey anlatmak için. Bu kadar şeyin için anlattım. Bayramı yakalıyorlar. Lider. Ağız mı şeyin başıydı? Adamı yakalıyorlar. Adamı sonra ben hayli zaman sonra hapisten bir şekilde çıktım. Bir af mı olmuş? Bu
Ecevit Arf'ı mı ne vardı? Rahşan Arf'ı mı ne? O zaman çıktı bu Mehmet abi, o tarihten beri. Ondan sonra bir kendisi söylüyor. Beni aramış, o arkadaşları aramış, hangisi sağ? Ondan sonra bir vesileyle Mustafa'm, tüylerim ürper ürper oluyor bu anlatırken. Allah Allah. İnan bana. Acayip etkileniyor. Bir vesileyle beni buldu. Nerede buluştuk? Sütlice mezbahasında. Devleti mezbahasında. Orada. Acayip oluyor bunu anlatınca. İlk defa bunu anlatıyor. Ondan sonra bayram birkaç kişiyi de bulmuş. Eskiyi hepsini de tanıdım. Çoğusu yok. Ölmüş. Yaşlanmış. Yaşlanmış. Biz de yaşlanmışız. Beni görünce gözlerimden tanımış. Bayram böyle. Ben de böyle İslami kiseyle gitmedim. Ondan sonra ben dedi tanıtınca ödüm patladı. Yani bayram sağ. Ben de istiyorum ki onu kurtarayım. Nurcuyuz ya şimdi. O da niye topluyor? O uzaktan görünce Mehmet abi Hasan'ım nasıl ağladı? Gittik sarıldık. Hasan sen tahmin ettiğim gibi değilsin, sardık. Neyse meğer Müslüman olmuş. Ağlayarak şunu anlattı. Onların da çoğusu Müslüman oldu. Ötekisi lakayttık falan. Bir tanesi işte bize birlikte anlattı. Dedik. Hepimizin başıydı. Yaşlıydı. Ona tırnaklar çekilmiş, dişler sökülmüş. Acayip. Dedim ki, ben dedim, bayram, o bundan etkileniyorum demesine. Nasıl Müslüman oldun dedim. Niye Müslüman oldun? Hasan demezdi, Hasan'ım derdi. Hasan dediğim, hapise girince dedi, ben lider olduğum için insanlarla meşgul olsaydım bu soruyu soramazdım. Hücrede yattım dedi hep. Artık dedi, kafayı uyuşturacak, aklını kandıracak, kendisi kendisine ihanet edecek hiç kimse ve bir şey göremedim elimde. Ne kitap, ne uyuşturucu kitap, ne aldatıcı arkadaş vardı yanımda. Ne uyuşturucu kitap, ne aldatıcı bir arkadaş vardı. Kendim kendime ne kadar ihanet yaptığımı, kendimi ne kadar kandırdığımı, kendim kendime ne kadar zarar verdiğimi kendim şahit olmaya başladım. Ve artık bunlar olmayınca kendi başıma kalınca aklım kısmen başıma geldi. Şu soruyu sordum dedi. Ne sordun dedim. Ya ahiret varsa? Hep bunu sordum. Komşuda volta atıyorum tekim diyor hücrede Hakan. Ya ahiret varsa? Ya ahiret varsa? Artık tesbih gibi etmiş adam. Ya ahiret varsa, ya ahiret varsa, bu ihtimal sonra bilmeyerek Hazreti Ali'nin mantığına ulaşmış. Bilmiyor ama. O anlatırken ben kafamda canlandı. Hazreti Ali'ye Yahudi geliyor, diyor ki, ya Muhammed diyor, Hazreti Ali, ya Ali diyor, ahiret yoksa diyor. Diyor ki, abi Yahudi, hulasa ediyorum, ben diyor, ahiret var zannıyla, İbadet, namaz vesaire yapıyor. Eğer yoksa dünyada bir zararım yok. Ahirette gitsen, yoksa yoktan kimse olmadığı için bana zarar verecek. Niye bana inandın? Yok çıktı diye bana ceza verecek yok diyor. %50 ahiret yoksa. Abi Yahudi %50 ahiret varsa, dünyada da ferah var, huzur var. Ahirette de inandığım bir yere gittiğim için orada da mükafat var diyor. Benim diyor %50 ya ahiret vardır ya yoktur, yoksa bile zarar ihtimalim yok. Gittik ahirete, elinizem ahiret yokmuş. Sen niye bana inandın diye ceza veren de yok. Abi Yahudi, sen bu dünyada ölüm, hastalık, dehşetli bir sürü sıkıntıların altında teselli ve tevekkül kaynağın olmayınca bunlar seni ezecek. Diyelim ki ahiret yok. Sen de ahirete gittin. Sen yok dediğin için aferin lan sana. Yok dedin, yokluk çıktı. Al sana yokluktan mükafat
diyen de yok. Dediğin doğru çıkarsa karın yok. Abi Yahudi, dediğin yanlış çıkarsa sonsuz helaket var. %50. Bir de var ki İslam, yanlış çıkması halinde zarar ihtimali hiç yok. Doğru çıkması ihtimalinde sonsuz nihayetsiz mükafat var. Bir dava ki, inkarcılık ki, doğru çıkarsa kar hiç yok, kar yok, zarar, yanlış çıkarsa küllümen sonsuz zarar. Hangi akılla sen bunu nazara almadan yaşıyorsun demiş. Bu adam Müslüman oldu. Abi inanılmaz bir risk bu ya. Acayip bir şey ya Mustafa. Allah'ını seversen bu bayram diyor ki, beni uyuşturacak bir kitap, beni aldatacak bir arkadaş olmadığı için kendi kendime ihanetlerimi görmeye başladım diyor. Uyuşturun. Ve şunu sormuş. Ya ahiret varsa, ya varsa, beni diyor Allah'a götürdü diyor. Bir baktım ki Hazreti Ali Matine'ye, ahiret varsa sonsuz helak oldum diyor. E yoksa zaten yok dedim, karım yok dedi. Tamam, hiçbir karım yok. Arayışa girdim dedi. Ya bir bakayım dedi, Muhammed ne demiş dedi ya. Sonra dedi, sağ olsun bir gardiyana sordum, kitap şey yapabilir miyiz? O zaman bu kadar kitap şey yok. Ondan sonra bu tür şey kitapları, o da demek ki gayret etmiş, bir kitap vermiş. Dedim ki, ne kitabıydı dedim. Merak ettim dedim. Tabiat Risalesi'ni, Said Nursi'nin Tabiat Risalesi'ni buldu bana diyor. Ben diyor Tabiat Risalesi'yle inanın Müslüman oldum. O kadar acayip etkilendim ki ya. Ama anladığıma göre galiba sen de tanımışsın dedi. Hiç unutmuyor. Abi öyle batıl bir dava ki haklı çıksan dahi hakkını arayacağın mahkeme yok. Yok. Ahirete kadar, gittin. O kadar batıl bir dava. Haklı çıktın ama. Haklı çıktın. Aa ben yok dedim. Haklı çıktım. Haklı çıktım. Kabire girdim. Hakkımı verecek kimse yok. Yokluk çıktı. Kime müracaat edeceğim? Haklı çıktım, doğru çıktım. Evet. Ama doğruyu onaylayacak doğru yok. Aman ya Rabbi, sen nereye gidiyorsun? Ölümü baymak mı zannettin? Cehennemi hamam mı zannettin? Ya varsa? Ya. Yine de o sonun çarpışır yani. Evet, ondan sonra olmuş yani. O Salih Gökkaya vardı, Türkiye Defsol lideri. O da aynı şeyi söyledi. Aynen. O internete girerseniz onun yazısı var. Halit Ertuğrul'la karşıladı. Evet, Türkiye Defsol, dev genç değildi o. Defsol lideriydi. O Salih Gökkaya anlatıyor. Maraşal Tito. Tito ölmeden önce gizli anlaşılan, onunla konuşmalarından anlaşılıyor ki ahirete iman etmiş. Tito ahirete iman etmiş. Evet dostlarım dedi. Ben diyor kabirde yılan çıyanlara, akreplere yem olurken dünyada beni alkışlamışsınız. Beni kaplerine koymuşsunuz. Bana bir faydası var mı diyor. Artık ben diyor ahiretin olduğuna inanıyorum diyor. Bu Tito. Salih Gökkaya çok kafamdan vurulmuştum diyor. Çünkü yoldaşlarının başı gizli iman etmiş. Şurayı bitireyim. Bak bir de okuyorum burayı. Bir yolda 9 ihtimal helaket, tek bir ihtimal necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Şimdi 24 saatten bir saati işgal eden farz namazı gibi zarurat-ı diniyede %99 ihtimal necat var. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir İhtimali zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinat tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Yani namaz niye kılmıyorsun? Zor oluyor. Yani bu zorluk bu kadar korkunç ihtimali göze aldırabilir mi? İşaret-i Caz'da diyor ki, Allah'ın emirlerindeki zorluk diyor,
Eğer düşünülse bunu bana kim emrediyor, kim bana muhatap oldu? Halik-i kainat, bu bütün evrenin, bütün kainatın sahibi bana, beni muhatap aldı. Beni huzuruna davet ediyor. Bunu düşünürsen diyor, o da gider diyor. O abdest almak, sabah kalkmak zorlu da gider. Bağımsız bu guruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Şimdi bu mücahit kahraman şeysiniz diyor, milletvekilisiniz. Çoğunuz komutansınız diyor. Dinde böyle sizin kahramanlık damarıyla alkışlıyorlar. Ama dindeki lakaytınız, namazdaki imalenizi de bu millet taklit edecek. Yani sizin o davranışınız, namazsızlığınız genellenecek. Bu sefer kusurları millete ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Hatta böyle de oldu. Yani kahramanlık damarı ile o komutanların gizli özelliklerini bu millet görmedi. Ve öptü başına koydu. Vatan kurtaranlar dediler. Ama o sıfatı diğer dini sıfatları görmedi. Birinci meclis zaten dualarla açıldı. Evet. Demek onlarda hukukullah, hukuku ibadı da tazamın ediyor. Yani ben ferdim, sivilim. Sen Mustafa öyle değilsin abi. Evet abi. Sen de sınıfın meclisisin, milletvekilisin. Evet. Milletvekiler de öyle. Hukuku ibad benim. Ama şeyin bu temsil etmiş olduğun hukukullah var. Allah'ın hukuku nedir? Senin o talebelerin karşısında milletvekiliysen milletin karşısında hukukullah hukuku var üzerinde. Allah'ın hukuku var. Yani yapman gereken vazifeler var. Kocaysan, hanımsan, evlatsan, babaysan, hocaysan sana Allah vazife yükledi. Tuvalete gittiğin zaman sana bir vazife yüklediği gibi. Nasıl gireceksen öyle gideceksin. Bedeli nedir? Hemen peşin dünyada cezasını görüyorsun. Tuvalete yanlış girersin. Banyoda yanlış şekiller yaparsan hemen erva habise cinle musallat olur. Bedelini ödersin. Ama burada da hemen peşini gözüküyor. Bak ne hale geldi bu millet. Bak bir de okuyorum cümleyi. Demek onlarda hukukullah, hukuku ibadı da tazamun ediyor. Sırrı tevatür ve icma tazamun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsatayı nefis ve vesveseyi şeytaniyeden gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Yani dine böyle vehim ediyor. Yazar yani bizi geri bıraktı bilmem ne yaptı. Ya bir bakın diyor tarihe. Avrupa dini terk etti, terakki etti. Biz de dini terk edelim, terakki edelim diyorlardı. Bediüzzaman o zaman demiş ki Avrupa bozuk dini terk ettiği için terakki etti. Eğer bozuk dine tevessük etse, yapışsaydı hep zaten geri kalacaktı. Baktı ki geri kalmasının sebebi bozuk dindi. İnsan, beşeriyet karışmıştı. O neyi terk etti? Dini değil. Bozuk dini terk etti. Siz ise doğru dini terk ederseniz tedenni edersiniz. Çünkü onlar yanlış formülü terk etti. Onlar arayış içindedir. Eğer siz dini terk ederseniz bu doğrudur. Tedenni edersiniz. Bunlar dinemedi, dini terk ettiler. Bak bir asırdan beri Türkiye köle. Yeni yeni sıyrılmaya çalışıyor. Ya sonra da Türkiye'nin geri kalmasını Müslümanlara ve dine yüklüyorlar. Faturayı buna yüklüyorlar. Oysa köy muhtarından reisi cumhura kadar kimin sistemiyle yönetilmişse, terakki etmişse takdir de onadır. Geri kalmışsa bu millet tenkitte fatura da onadır. Eğer köy muhtarından reisi cumhura kadar benim özlediğim insanlar yönetiyorsa geri kalmışsa suç benimdir. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i alinin şahsiyet-i manevisi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı derute etmiştir. Yani meclis ama aynı zamanda hilafeti de aldı. Şu anda biraz yapıyor biliyor musunuz? Hilafeti biraz isimsiz derute etti. Endonezya'da, Filistin'de, Suriye'de bir Müslümanın burnu kanasa, bir paket suya, süte, ekmeği muhtaçsa
yapıyorlar diye inanıyor. Yapıyorlar, götürüyorlar. Yani bu nedir? Saltanatla beraber şahsiyet-i manevi de deruhte ettiler. Bu hilafetin isimsiz hilafettir. Yani hilafetin kendisidir. Yani hilafet hudutu kaldırır. Ne mutlu Müslümanım diyenle bir olur. Bir anlayış olur. Yani farklı farklı beden ama aynı ruh. Kuvvet cihetiyle manayı saltanatı da deruhte etmiştir. Eğer şair İslami'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmese, hayat için dört şeye muhtaç, fakat anane-i müstemire ile günde lakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeni ile ihtiyacı ruhsini unutmayan, yani televizyonlar, internetler, YouTube'lar, insanların, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Televizyonlar, internetler, YouTube'lar, cep telefonları insanların Allah ihtiyacını, Allah ihtiyaçtır, Allah ihtiyaç hissettirmiyor. Uyuşturuyor. Din ihtiyaçtır, hissetmiyor. Dine ihtiyaç hissetmiyor. En zirvesini söylüyorum. Allah ruhlar için ihtiyaçtır. Allah ruhlar için nimettir. En büyük nimet Allah'ın varlığıdır. Şualarda der. Bunu Allah'a bile ihtiyaç duymaz bir halde televizyonlar, YouTube'lar bizi sömürmüş arkadaşlar. Bitiriyor. Avrupa'yı bitirmiş. Tamamen leş, bedensel bir hayat. Onun dışında hiçbir şey yok. Bizi bu hale getirmek istiyorlar. Bak, leviyat-ı medeni ile ihtiyacı ruhusunu unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini meclis tatmin etmese, bir mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek, ima ediyor. Eğer diyor, o zaman daha cemaat mematları yok. Eğer diyor, siz diyor bu milletin dini ihtiyacını gidermesiniz, bu millet bu ihtiyacını bir şekilde giderecektir. Bir ihtiyaçtan çıkmıştır cemaat. Cemaatten. Yani niçin cemaat? Ben tekim ama dine ihtiyacım var. Tekim, güçsüzüm tek. Hem de tek başıma dindar da olamıyorum. O zaman Mustafa gel beraber olalım. Gel kardeş beraber olalım. Gelen arkadaşlar beraber olalım. Hem beraberlikte güç olur. Hem sen bildiğini bana anlat. Benim bildiğimi de size anlatayım. Böylelikle bir güç olsun. Hem maddi hem manevi. Bunun adı da cemaattir. Cemaatin ruhu budur yani. Dini ihtiyaçlarımızı birbirimize yardım edeceğiz. Siz geldiniz bu akşam. Ben de bunu okuyorum. Burada ne maddi menfaatımız var? Yani namazdan bahsettik, şairden bahsettik, Allah'a ihtiyaç olduğunu bahsettik. Dolayısıyla beraber de olunca güçtür. Bu güç ne demek? Yani şu, bir damla suyu toprağa dökseniz, damla su, tarihçede geçiyor bu örnek. Bir damla su toprağa düşse diyor Ömer. Toprak hemen yutar abim. Kırıkan sıcağında yutar değil mi? Ama kaç kişiyiz? Buradaki her bir insana ait bir damla olsa, bir maşapaya veya bir tencere kadar olsa, her bir damla bir insan olsa, o bir maşapa veya kova suyu toprağa boşaltsak, toprak yutar ama hemen yutamaz. Anladınız mı? O suyu hemen yutamaz. İşte diyor toprak şehveti, cemiyetin cazibesi, hayat-ı dünyevinin temini, güzel yaşamak, güzel giyinmek, işkembeyi doldurmak, desinler diye yaşamak, bu şehvettir. Bu seni toprağa çekiyor. Tek olursan toprağa düşen bir damla gibi cemiyet seni yutacaktır. Ama beraber olursak yutamayacaktır. Çünkü o zaman sen olur, toprağın yutmasına fırsat vermiyorsun. O manayı idame, son paragraf, etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclisin tarikiyle olmayan böyle bir kuvvet inşikak asaya sebebiyet verecektir. Ha. Bu sefer meclis eğer dini ihtiyacımızı vermese, bu ihtiyacımızı gidermese, bu sefer iki tane grup çıkacak. İnşikak asa, yani ayrılıklara sebebiyet verecek. Başka ne olacak?
Bu sefer insanın tabiatında bulunan menfi, olumsuz olguları, din düşmanları bunun parazitleri inkişaf ettirecek, oynattıracak. Bunlardan bir tanesi menfi milliyetçiliktir. Milliyetçilik hastalığını aramızda oynatacak. Bu sefer aramızda milliyetçilik oynarsa birleşme, bütünleşme sebebi olan o din ortadan kalktı mı birleşmesi mümkün olmayan korkunç bir yarık çıkacak. Bu İskenderun'da var ya, ne diyorlar ona? Yarık kaya gibi bir yarık çıkacak. İşin kalkı asa ise فَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيًا. Ayetine zıttır. Allah Allah. وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيًا. Ayetine zıttır. Allah'ın dinine ve Kur'an'ına hep birlikte sımsıkı sarılın. Ali İmran Suresi. Peki sımsıkı bir yere sarılırsa ne olur? Bak şimdi Kur'an'a sımsıkı sarsan, sen de uzat abi, sen de uzat. Biz aslında Kur'an'ı yüceltiyoruz gibi gözükürken o bizi bir araya getiren bir güç oldu. Sen oradaydın, ötekisi ötedeydi, ötekisi bilmem neredeydi. Gel buraya tut Kur'an'ı, ben de tut abiyle yerde. Bizim bir olmamıza sebep oldu. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahsı manevi daha betindir. Tek başına dayanamazsın. Cemaata ne ihtiyaç var diyenlerin cemiyette ne hale geldikleri gözüküyor. Ve tenfizi ahkam-ı şeriye daha ziyade müteyakkızdır. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile ve zayıfı deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahsı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise gayri mahduttur. Yani ferdin iyiliği de kötülüğü de ona astır. Ama cemaatin iyiliği de kötülüğü de geneldir, umumidir. Büyük olur, felaket olur. Bak ne olmuş şu Türkiye'de? Bu nesil gökten gelmedi ya. İnan vallahi ben de bozmadım bu milleti. Kim bozdu ya? Bu millet nasıl bu hale geldi? Nasıl annesini dövebiliyor? Nasıl babasına dil uzatabiliyor? Nasıl karı koca boşanma için mahkemelere düşüyor? Bu nereden türedi ya? İzzet İslami'ye zıttır diyor ustak boşanmalar için. Bir Müslüman bir kadın mahremini, özelini boşanmakta mahkemede nasıl kullanır? Hiç utanmaz, sıkılmaz mı ya? Nasıl ahmiyet var? Boşanıyorum çünkü diyor. Yani insanın tüyleri ürperiyor. Bunlar bu nesil nasıl türedi yani? Dine lakaytlıkla olmuştur. Müfsit çoğaldı hocam. He? Abi çoğaldı. Müfsit çoğaldı. Abi dine lakaytlık, bir de dini lakayt görmek. Evet, din aynı böyle. Şey değil mi abi? Evet, din yani dini basitleştirmek. Basit yani ihtiyaç hissettirmiyor dine. Yani basit böyle. Şöyle demiş. Adam böyle gibi düşünüyor adam yani. Adam öyle demiş. Yani din diyor bizim bir olmamıza sebep olan bir vasıtaydı diyor. Buna gerek yok meclis ediyor. Aa, bak bir hale geldi. Bak ne mutlu Kürdüm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene, ne mutlu Aziz Zaza'yım diyene. Bak ne hale geldi. Bak ha. Ama ne mutlu Müslüman'ım diyene dese bir başka bir şey çıkar mıydı? Allah Resulüne iman eden, Allah Resulüne iman eden, ona itaat eder. Allah Resulü'nün veda hutbesinde ne diyor? Üç şeyi ayağımın altına alıyorum diyor. Öyle mi abiler? Evet. Üç şeyi ayağının altına almışsa, sen Muhammed ümmetiysen, onun ayağının altına aldığını başının üstüne koyarsan, baş üstü gidersin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının altına aldığını sen başının üstüne koyamazsın. O baş devrilir. A devrildi. Nedir o üç tane? Bir, faiz. İki, ırkçılık. Üç, kan davası. Kan davası. Muallim, evet. Kan davası. Yani kin, nefret. Böyle. Kan davası. Faiz. Faize helal diyen de duymuşum ya. Lan faiz yani zaten yiyorsun. Bari helal deme. Allah'tan kork ya.
Allah ayetinde nastır. İçtihadı gayr kabildir. İçtihat olamaz. Naslarda içtihat yoktur. Allahu Ekber. Cemaatin ise gayri mahduttur iyiliği kötülüğü. Harice karşı kazandığınız iyiliği dairedeki fenalıkla bozmayınız. Yani din düşmanlarını, vatan düşmanlarını kovdunuz. Muvaffak oldunuz. Bari iç bütünlüğü, içteki menfaatla bir olunuz. İçeride bari bu muvaffakiyetini bozmayınız. Bu milletin fıtratına uygun ceyran veriniz. Millete uygun sistem getiriniz. İnsanların aradığı şeyi veriniz. Fıtrata zıt bu milletin istemediği şeyi bu millete dayatmayınız. Sonra inşikak çıkacak, ikilik çıkacak. Sonra bu ikiliği birleştiremezsiniz. Dikiş makinesi değil ki iki tane ayrı parçayı dikişle birleştireyim. Birleştiremezsiniz. Bu ne, bu Kürt Türk meselesi bugünkü mesele değil ki. Bu çıkan şeyler işte bu mecliste Bediüzzaman Hazretleri'nin bu tavsiyesine uyulmamaktan kaynaklanan hastalıklardır, kaşıntılardır. Evet, bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Ustad işi gücü şair, İslam'ın örfü ananesini, İslam'ı anlatan, mazi istikbale taşıyan ve donmuş fikir, kalp, his olan İslam'ı anlatan semboller ve simgeler. Bunları ihya ediniz diyor. İlk önce bunu yapın. Bu milletin baş ağrısı kalp hastalığı şairdir. İslam'ı örf ve ananelerdir. Bunları canlı tutarsanız bu milletin kalbi, duyguları inkişaf eder. Anlattığınız ilim, aklı talim eder. Eğer şair İslam'ın örf ananesini canlı tutarsanız o kalpleri tenvir eder, kalpler canlı olur, kalp aklı blok eder ve bu insan size müthiş bir şekilde muhabbetini ve itaatini verir ve tek millet olur. Tek vatan o zaman olur, tek millet o zaman olur. Ayasofya sınırsa 20 kat kuvvetleniriz diyor. Evet, ustad öyle diyor. Öyleyse zaruri vazifeniz şairi ihya. Ey şimdiki milletvekilleri ve millet meclisi ve reisi cumhur. İlk vazifen şudur. Öyleyse zaruri vazifeniz şairi ihya ve muhafaza etmektir. İlk vazifen budur. Şairi İslam'ı, örf, anane, adetini canlandır. İşte camiler bunlardandır. İşte kurslar, efendim... Osmanlıca olur, tesettürdür, sübyan şeyleri. Mesela Avrupa'da bulunduğumdan söylüyorum. Avrupa'da çocuk kreşleri var. Tamam. Kreşleri var. Nerede? Özel yoktur Mehmet abi. Avrupa'da çocuk kreşleri devletin elinde değil, özel de değil, kiliselerin elindedir. Ve yeme. Çocukların kreşleri kilisenin bitişinde Katoliklerin elindedir. Sivil açamaz. Vay yobaz. Bize diyorlar yobaz kimmiş? Beş vakit namaz ezan okunuyor bu millet olur mu falan. Saat başı çan çalar. Tam tam. 15 dakikada çalan eyalet de var. Bir bakın ben gayetten bahsetmiyorum. Çocuk kreşleri, çocuk kiliselerin bitişindedir. Özel teşebbüsün yoktur. Ve Katolik Kilisesi'ne aittir. Kreş ne demek biliyor musunuz? Türkçesi ne demek? Fransızcadır. İsa Aleyhisselam'ı nerede doğdu inanırlar? Ahırda. Hangi ahırda? Domuz ahırında. Domuz yavrularıyla beraber büyüdü diyor Avrupa İsa Aleyhisselam için. Onun için domuzun ahırına kreş diyorlar. Onun için kreş diyorlar. Avrupa böyle zalimdir. 1,5 milyon Cezayir'i katletmiş. 1,5 milyon Irak'ı katletmiş. Güya demokrasi. 2 milyon aşkın Suriye'yi katletmiş. Demokrasi bunlar. Bunlar İstiklal Marşı'da ne diyor? Canavar. Ne canavarı? Tek kişi kalmış. Tek kişi kalmış. Canavar. Öyleyse zaruri vazifeniz şairi ihya ve muhafaza etmek. Tamam. Devlete dedi. Aile reisleri evde İslami örf adetleri
canlı tutun. Takkeyle, sarıkla, cübbeyle namaz kılın. Önünüzden dahi gitse, üzerinize sıplasa bile çocuklarınızın yanında namaz kılın. Seccadenizi kaldırmayın. Yatak odanıza sonunda dini sembol ve simgeler olan seccadeler dursun öyle. Ondan sonra dini simge ve semboller evde olunca kötü ruhlar sıkılır gider. Tamam mı? Seccade de dini semboldür. Şeytanlar ve cinler, ervah habiseler seccadelerden rahatsız olur. Tabelalardan rahatsız olur. Sakın resim asmayın. Ya dedemin resmi deme. Çünkü Allah Resulü benim resmim dahi olsa ne yapın? Ayağınızın altına alınız dediği de sen muallim dedeni koysan ben babamı koysam olur mu? Olmaz. Yapmayın. Zira astığınız resmin gözlerinde ervah habise geçit o yolla yapıyor. Gözlerinden yapıyor. Çocuklarınızın oyuncağını kutu bulun. Akşam kutuya atın ve üstünü besmele ile bezle örtün. Ve evinize akşam bulaşık yeme tabakları durmasın. Ya üstünü örtün ya da dolaba dizin. Çünkü birilerinin iştahını çekiyor. 12'den sonra ayakta olmayın. Yatın. Son cümle. Hasan abi bir saniye özür dilerim. Efendim. Ya abi Allah razı olsun. Kreş kelimesi ne kadar yaygın bir kelime değil mi abi? Baktın hemen telefona değil mi? Baktım abi. Ciddi bir yazı. Bu Abdurrahman Dilipak'ın bir yazısı. Diyor ki Latince bilen bir kardeşime sordum ve bana şu bilgiyi gönderdi. Germanik kökenli olup Almanca'daki krip kelimesine dayanıyor. Krip'in manası beşik olarak geçiyor. Bu kelimenin kökeni ise aslında beşeğe benzeyen hayvanların otlamayacakları saman dolu yalaka deniyor. Evet. Yani yalak o hayvanların otladığı yere krip buymuş kreş yani. Kreş. Oradan daha bir şey geliyor. Hazreti İhsan dediğiniz mevzuya geliyor. Ve oradaki bütün okulda aslında o kreşler işletilen şey olduğu. Kilise. Olduğunu ortaya koyuyor. Kiliseye aittir. Ya abi bu kadar bir özenti olur. Resmen. Müslümanlar niye veriyor biliyor musun kreşe? Almanca öğrensin diye. Dilini öğrensin diye gavurlara veriyor. Peki kreş ne yapıyor? Haftada en az bir defa kreşten çocukları kiliseyi gezdiriyorlar. Ondan sonra her 15 dakikada ve yarım saatte bir o çocukların beynine dam. Kilisenin bitişi ya. Dam. Çan dinliyor. Ondan sonra bazı gayretli Müslüman işte benim çocuğuma yemek yedirirken domuz yedirmeyin diyor. Ama o teki eti de o domuz kepçesiyle koyuyor vesaire. Yani o öğretmen ne kadar yedirmeyecek senin çocuğuna. Sen sırf lisan öğrensin diye ruhunu kale almıyorsan yarın da senin kafana dikilecek. Seni terk edecek. Sonradan bana diyorsun ki çocuğum bana karşı geliyor. Ben de ne iyi ki sandalyeyi kafana geçirmiyor. Seni terk etmiyor. Senin karşına çıkmış az bile. Çünkü bana soranlara diyorum ki hocam diyor benim çocuk sizin oraya geliyor. Anne baba hakkından bahset. Evet dedim. İlk önce babanın vazifesinden bahsediyorum dedim. Sıra gelecek çocuğun vazifesine dedim. Sen çocuğuna mutlaka ne dindar olsun diye değil. Yani bana isyan ediyor baba haklarına bahset. Sen babalık yaptın mı ki çocuğundan evlat istiyor. Al sana işte kreşte şey yaparsan. Niçin gönderiyor? Lisan öğrensin. Ulan kiliseye onu okuluna gönderirsen hangi ruhla büyüyecek? Öyleyse zaruri vazifeniz şair ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde teavun zaaf-ı milliyeti gösterir. Tehavun zaaf-ı milliyeti gösterir. Yani bir millet kendi örf-ü ananesini terk ederse o millet zayıftır. Güçsüz olduğunu gösteriyor. Çünkü kendisini koruyamaz. Baksana adetini koruyamıyor. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşcih eder. Yani zaafın güçsüz olduğunu anladın mı bak dininden, şairinden, geçmişinden kopmuş. O zaman düşmanın cesaretini aktif eder. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz uzattığım için kusura bakmayın. Ve hakkınızı da helal edin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam.